milyar dolara düştü. Ya şimdi bunu ülkenin Maliye Bakanı söylüyorsa inanman lazım yani. Doğrudur diyeceksin. Yeterli midir değil midir tartışılır ama doğrudur diyeceksin. İş bir ucu AK Partili bir bakan olunca hemen gidip tabloya bakacaksın. Yalan bitmeden doğru konuşmuyorlar. Prensip bu. Bakın resmi veriler. Şu anda 163 milyar lira. Yani 162 değil, 1 milyar orada bir yanlışlık var. Ama 169 milyar hiç olmamış, hiç. Bakın 17 Aralık, kendi verileri. 163, 20, 163, 21, 163, 22, 163, 163, 163, 163. O tarihten bu tarihe de sadece 378 milyonluk bir azalma var. Ne diyordu? 169 milyardan 162'ye düştü. 7 milyar. Hiç olmamış ki. Çıksın göstersin. Hangi tarihte 169 milyar bireysellerin döviz hesabı vardı? Bu nerede yazıyor göstersin. Şimdi algı yönetimi yapacağız diye 169'du 162'ye indirdik. Oysa ki 163'ün dışında hiç olmamış. Küsuratlar değişmiş. 378'lik bir azalış var. 378 milyonluk. Nerede 7 milyar dolar, nerede 300 milyon? O da dalgalanıp duruyor. Yine bir başka diyor ki TL mevduatta inanılmaz bir artış. Hani rakamlar burada 17 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar. Bırakın artışı, 16 milyonluk bir azalış var. Yani koskoca Maliye Bakanı çıkıp rakam veriyor. Kontrol etmesen inanırsın televizyon başında. Yani onlar bu rakamların yalan çıkmasından utanmıyorlar. Yüzleri kızarmıyor. Onların güvencesi şu. Bizi izleyenler bunu duyuyor. Hiçbiri de gidip tabloya bakmaz. Bakan bu rakamı yanlış olduğunu bilenler sesini %10'a duyurabilse, %20'ye duyursa kandırdığım %80 bana kârdır diyor Sayın Nebati. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülük, dünyadaki bütün otoriter popülist liderler ve otoriter yönetimler gibi siyasetin gerçeklikle bağını koparıp kanıta dayalı siyaseti değersizleştirmeleridir. Kanıt burada. Bakanın dünkü lafı ortada. Bu akşam A Haber'den bekliyoruz. Dün akşam Sayın Nebati 169 milyar liralık bir rakam açıklamıştı. Bakıldığında bu rakamın hiç 169 olmadığı, 163 olduğu Özgür Özel tarafından ispat edildi. Bakanlıktan bu konuda bir açıklama yok. Buyurun A Haber. Buyurun kardeşim. Siyaset eğer kanıta dayalıysa bir değeri var. Attığınız yalan tabloyla ispatlanıyorsa düzelteceksiniz, özür dileyeceksiniz ama yok. Dün akşam bu haberi yapan CNN, acaba dün akşam 3,5 saat Nebati'yi veren CNN bugün bu tabloda dün akşam kendi ekranlarından 169 milyardı 162'ye düştük ifadesinin resmi verilerle yalanlandığını verecek mi? CNN'in gözünün içine bakarak söylüyorum. Mutlaka orada bu haberi montajlamak isteyen harikulade gazeteci kardeşlerim var. Ama yönetim bu imkanı vermiyor. Versinler. Eğer verirlerse kendi içinde ben veremeyeceklerini söylüyorum. Verirlerse mahcup olurum. Sayın Nebati'nin söylediği 169 milyar 163'e düştü diyor. Hiç 169 olmadı. Verin tabloyu ekrana. Tabii Sayın Nebati'nin şöyle bir iletişim taktiği de var. Öyle sözler söylüyor ki fıkra gibi, öyle sözler söylüyor ki koca koca gaflar. Ama bunu bir iletişime dönüştürüyor ve bu sayede insanları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanımız konuşmaya başladı. Saatime bakıyorum diyor. Konuştukça diyor bir baktık diyor kurda acayip bir düşüş var. Dedim ki diyor bizimkilere lan yoksa biz bir şey mi yaptık? Yok efendim yapmadık. Konuştukça düşüyor diyor. Bunu duyan o gece kamu bankalarının arka kapıdan 7 milyar doları sattıkları gerçeğinden kopmuş olur. Vallahi de yalan, billahi de yalan.
O gece kamu bankaları 7 milyar sattı. Bilançosunu okumayı bilen, hesap kitap bilen bütün ekonomistler gördü. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ama öyle bir anlatıyor ki, biz öyle mi yaptık diyor. Yok, sevindim ben diyor, gözlerim parladı diyor falan. Hiç masum yalanlar değil bunlar. Bunun vatandaşlarımız tarafından da bilinmesini isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayalım arkadaşlar. Dünkü Nebati'nin yaptığı açıklamalara karşı benim gösterdiğim tabloyu yayınlayacaksınız mı, yayınlamayacaksınız? A Haber diyor ki, dünkü açıklamanızla ilgili sorumuz var. Ben de ona soruyla cevap veriyorum. Sayın Nebati'nin 169 milyar liralık tablosunu bulup yayınlayacaksınız mı, yayınlamayacaksınız mı? Sen benim sorumu cevapla, ben de senin gibi cevaplayayım. Yok, ben yine de alayım soruyu, cevaplayacağım. A Haber benim sorumu cevaplamadı ama ben onlarınkini cevaplayacağım. Şimdi birincisi, şuradan netleşelim. Yani tabii büyük bir keyifle sosyal medyadaki troll hesapları üzerinden AK Parti'nin 3 troll ordusu var. Farklı farklı kişilerin emrinde, bazen birbirleriyle de uğraşıyorlar. Üçünün birden benden meşgul olmasından büyük bir keyif aldığımı söyleyeyim. Sonra bu trollerin hepsine, mecliste idare amirliği görevi yapan trollün de şahsına şunu söyleyeyim. Özgür Özel Kur'an'a laf ettiyse Kur'an çarpsın. Özgür Özel Kur'an'a laf etmeyip, Özgür Özel Kur'an'a laf etti diye yalan atanlar varsa da onları çarpsın. Bu kadar yalan olur mu? Söylediğimiz şu. Bu ülkede eğitimi Milli Eğitim yapar. Diyanet İşleri okul öncesi eğitim birimi kuruyor. 3 yaşından sonra 4 yaşında 5 yaşında çocuklarla ilgili okul öncesi eğitim verecekmiş. Tevhidi tedrisat var. Anayasada yazılı. Kaldıramazsın ve okul öncesi eğitim Diyanet'in değil Milli Eğitim'in işi. Benim söylediğim bu. 2. Mahir Ünal çıkmış bana kitap tavsiye ediyor. Mahir Ünal, senin bana tavsiye ettiğin kitaplardan haberim var. Peki senin İbni Haldun'un mukaddemesinden haberin var mı? Ben de sana o kitabı tavsiye ediyorum. Mukaddimeyi bir oku bakalım. İbni Haldun ne diyor? Ayrıca İbni Haldun, İbni Arabi'ye atıfla da söylediklerinin hepsinin çok doğru olduğunu, çok küçük yaşta, çok küçük çocuklara Kur'an eğitiminin bir sürü sakıncası olduğunu ama bunun gelenek baskısıyla yapıldığını söylüyor. Senin bundan haberin var mı? Ben dün dine en büyük zararı kendisini, davranışlarını Allah yaptırıyor diyen Süleyman Soylu'nun verdiğini, ayetin önemini, hadisin önemini, peygamberin davranışlarının, sünnetin önemini ama Süleyman Soylu'nun yaptığının dine en büyük zarar vermek olduğunu anlattım burada. Buna bir eleştirin var mı? O açıdan ne Özgür Özel, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Kur'an'a, ne Kur'an'ın öğretilmesine, bunlara falan karşı değil. Ama 3 yaşında çocuğu Milli Eğitim, bakın pedagoji diye bir şey var. Milli Eğitim'in yetkisi ortada dururken okul öncesi eğitime Diyanet İşleri kalkışacaksa bu işten bu ülkedeki en dindar kişinin torununun da faydası olmaz. Kim olursa olsun kimseye bir faydası yok. Ondan sonra yıllar geçince başımızı taşlara vurarız. Bunu söyledik biz. Ama tabii hemen istismar edecekler. Hemen yok onu mu dedi, bunu mu dedi? Ne dediğimiz ortada. Montajlanmadan izlendiğinde de kimsenin hak vermeyeceği bir şey söylemiş değiliz. Biz A Haber'in bu sorusunu yanıtladık. A Haber de bizim sorumuzu akşam haberlerinde yanıtlasın bakalım. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Devam ediyor mu arkadaşlar? Peki son bir soru geldi. Bir kez daha meclisteyiz. Aileleriyle birlikte hem de haber merkezlerinde, stüdyolarda çalışan arkadaşlara selamlar. Peki efendim, bizlere bir kutlama mesajı geldi. Teşekkür ediyoruz Özgür Özel'e diyelim. Devam edelim. Reklamlara giderken duyurmuştuk. Türkiye 2022'de seçimi konuşacak. Bir seçim talimatı da geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Milli Eğitim Bakanlığı önündeki görüntüleriyle bugün yayına başladık. Canlı yayında, hayli sıcak bir yayında.